tüm dünya COVID-19'a karşı yekün bir mücadele verirken, İngiltere'den gelen bir haberle endişeler hat safhaya ulaştı. Peki ama koronavirüsün mutasyona uğraması ne ifade ediyor ve bundan sonraki süreci nasıl etkileyecek? Açelya Akkoyun soruyor. Göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Çağla Çuhadaroğlu mutasyona uğrayan yeni koronavirüs konusunda tüm merak edilenleri cevaplıyor. Ekranların bilimin ışığında giden programı akla takılanlar Açelya Akkoyun moderatörlüğünde başlıyor. Efendim ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Evet sevgili e, sesimizin de dediği, dediği gibi geçtiğimiz haftalarda önce İngiltere'de ardından da dünyanın değişik ülkelerinde koronavirüsün mutasyona uğradığı haberlere geldi. E, bir laf vardır ya Korku kaynağı bilinmezlikten alırmış. Yani biz bilmediğimiz şeyden korkuyoruz. Dolayısıyla bugün aklımıza takılanları e, değerli hocamız Profesör Doktor Çağlar Çuhadaroğlu'na soracağız. Ama izninizle önce bir merhaba demek istiyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Çok sağ evet. olun. Bu kadar yoğun günlerde bize vakit ayırdığınız için ve bizi ve ekran başındaki sevgili seyircilerimizi aydınlattığınız için. Ee, Çağlar Hocam, evet bu mutasyona beri çok yeni geldi. Evet. Ee, ve biz bir, bir korktuk yani. Ee, nedir bu mutasyon e, değişimi? Öncelikle onu öğrenelim. Sonra da detaylandırırız. Şimdi bütün e, hücrelerin, bir genetik yapısı var. Virüslerde tek bir hücre ve genetik yapıları artık ilk başlarda çok tıbbi oluyor diye bu sözleri anmıyordum ama artık herkes o kadar çok okur evet, oldu ki herkes evet, bilir oldu. Güzel RNA yapılı virüs bunlar. İnsanın hücreleri de DNA yapılı. Şimdi insan hücresi de virüs hücresi de Çoğaldırken, çoğaldıkça ya da e, yaşamın bir aşamasında genetik yapısında bozulmalar oluyor. Hmm. Bu kırılmalar olabilir, yer değiştirmeler olabilir. Bu bir e, harf sıra, sırası gibi düşünün. Ne bileyim Benim ismim Çağlar. Hı hı. İşte R harfini kaldırırsanız evet. Çağla olur. O hı hı. zaman bir deles delesyon olur. R ile A'nın yerini hmm, değiştirdiğinizde başka anladınız. bir şey olur. Evet. E, mutasyon dediğimiz şey bu genetik yapıdaki çeşitli değişikliklerdir. Hmm. Bu değişikliklerin bir kısmı e, yaşamla bağdaşan değişiklikler değildir. O zaman virüs ölür. Hmm. Yani keşke birden böyle bir mutasyon patlasa da e, olsa ki daha önce bu SARS'ın, hmm. biz bu SARS'a SARS-CoV-2 diyoruz, koronavirüs hmm. 2 bir olanları yani daha öldürücü olan SARS, MERS gibi bundan 8-9 yıl önce çıkmıştı aslında benzeri bir hastalık Orta Doğu e, Uzak Asya'da. E, onlar böyle mutasyonla yok oldular. E, buna mutasyon diyoruz. Şimdi herkes korkmasın bizim de DNA hücrelerimiz var. Orada da mutasyon oluyor. Başımıza ne gelir e, diyebilirler soruyorlar da. Evet değişik. E, bizim evet. hücrelerimiz DNA gen yapısı taşıdığımız için onu tamir eden bir mekanizma var yani bizde bu bozukluk olduğu zaman bilinen kalıplarla tarıyor onu ve gidiyor düzeltiyor düzeltemeyince işte e, kanserler vesaire gibi hmm. bazı hastalıklar çıkıyor elbette e, ama çoğunlukla düzeltiyor yani şu sohbetimiz sırasında bile bizim vücudumuzda böyle bir kırılma oluyordur ve vücudumuzdaki çeşitli mekanizmalar bunu düzeltiyordur hmm. ancak koronavirüs bir RNA virüsü olduğu için ve çok da yüksek bir canlı olmadığı için bunu düzeltecek mekanizması yok. Hmm. Bu yüzden özellikle çoğalma sırasında bu mutasyonlar oluyor. Hmm. O yüzden diyoruz ki şunun çoğalmasını engelleyelim. Ne kadar az yayılırsa o kadar az çoğalır, o kadar az mutasyon olur hmm. e, diyoruz. Peki bu çoğalma ile ilgili tabii insan en kıymetli şey canı. E, hep e, şey de duyuyoruz yani evet çoğalma oldu ama hani ölüm oranlarında e, ölüm oranlarına etkisi yok doğru evet. mu önce onu sormak istiyorum e, bulaşıcı var ama evet e, aslında iki ayrı bilim bu işle ilgileniyor Hı -hı. şimdi e, çok güzel görseller var ekranda görüyorum evet. e, virüsün çeşidi örneğin bu o renkli renkli şeyler virüsün hücreye girmesini sağlayan Hı -hı. E, yerler onu üreten gen yapısında bir mutasyon olduğu zaman o mutasyon tersini yapıp bulaşmayı azaltabilir. Ama İngiltere'de saptanan mutasyon hı hı. saptandıktan sonra insanlara bakıldı. Evet ya bu mutasyona uğramış gen ağırlıklı olarak İngiltere'de görüldü. Bununla viroloji bölümü ilgilendi. epidemiyolog dediğimiz halk sağlık Evet. arkadaşlar da baktılar ki o dönemde hastalıkta sayıca bir artış var. Hmm. O zaman dediler ki bu bunu etkiliyor. Bu kesin bir kanıt değil böyle bir eğilim var. Hmm. Ama e, tam e, bu iş biraz da böyle politize oldu e, İngiliz hükümeti sayıların arttığı Evet ya kaygı sayılar yaratıyor. çok artıyor işte bunlara yetişilemiyor hükümet bu hizmeti veremiyor dediği noktada, Biraz şeye benzetiyorum ben futbol takımının yenilip de hakemde suçu bulması gibi. Dediler ki virüste de, e, bu var. Ya Oraya gelene kadar İngiltere'de bir sürü e, başka şey doğru yapılmadı aslında. Evet. E, o yaymıştı. Evet sorunun şeyine gelince e, kökenine bu mutasyon virüsün biraz hızlı yayılmasına neden oldu. Ancak vaka sayılarının ağırlığı vaka sayılı e, e, ölüm oranlarında bir değişiklik olmadı. hı. hı bize bir İngiltere bir mutasyonunu konuşuyoruz ama tam o sırada Güney Afrika'dan bir mutasyon geldi. Hı hı. Örneğin onlar da ilk başta ya bu biraz daha ağır seyrediyor gibi düşünürken vaka sayıları artıp baktıkça ağır olmadığını gördüler. Hı. Mutasyonla ilgili son 1-2 haftalık korkuyu biraz yersiz buluyorum. Hı. Niçin? Şimdi bakın Çin'deki virüsle evet Kuzey İtalya'daki virüs aynı virüs değildi mutasyona uğrayıp geldi ya da geldi mutasyona uğradı. Yani iki mutasyona uğramış virüs mü aynı değil yoksa e, Yok, Çin'de bir virüs vardı. Ha, geldi başından... birebir aynısı değildi. değildi. Mutasyona uğramıştı. Uğrayarak geldi evet. evet. Şimdi niye koronavirüs Allah'tan öyle çok da mutasyona uğrayan bir virüs değil yani grip virüsü daha çok mutasyona Hı -hı. E, uğruyor. Koronavirüs virüs e, çoğaldıkça yani tahminen e, e, farazi söylüyorum ee, bir haftada 5-6 kere mutasyona hı hı. uğradığını e, düşünün. Hı hı. Bu mutasyonların çoğu tavrını değiştirmiyor. Hı. Ama hekim olarak bizim korkumuz ne? Şu anda bu tavrı değiştirmiyor ama bu kadar hasta varken 70-80 milyona yaklaştı dünyadaki evet. hasta sayısı. Virüs de insan üstünde çoğaldığı için çoğalma sayısı arttıkça mutasyon olasılığı artıyor. Hı. Birden fazla mutasyon üst üste birleşip virüsün hakikaten karakterini değiştirebilir. Bu bizim lehimize de olabilir. Virüs ortadan kalkabilir. Kalkabilir. Aleyhimize de olup daha bulaşıcı, hmm. daha sert bir virüsle karşımıza çıkabilir. Bunu bilmiyoruz. Evet. Şimdi bana şu soru çok soruluyor. Bu e, mutasyon bulaşmayı arttırıyor mu? Şimdi baktığınızda insanlar maske takmazsa, temizlik kurallarına ya. uymazsa, işte sosyal mesafe, toplanma bunlara uymazsanız Mutasyon olsun olmasın virüsün bulaşı artıyor. Yoksa mutasyon olup da kullandığımız maskelerin içini delip de Geçmiyor bize geçiyor. Yani. Öyle bir mutasyon değil yani, bu. Bu sadece evet. Her zaman o, aynı. Hiçbir korumanın olmadığı laboratuvar ortamlarında yapılan çalışmada hücrelere daha kolay gidip yapışan bir mutasyon. Hmm. Bunun gerçek hayatta birebir böyle olduğunu kanıtlamak çok zor biraz önce söyledim epidemiyolojik veriler dediğimiz nüfus verileri aynı anda hastalığın biraz fazla arttığını gösterdi hı hı. ama bana sorsanız maske kullanımı e, sekteye uğradıysa daha büyük sorun çıkabilir e, bugün e, bir, bir sorum daha olacak size ama e, bugün seyrettiğim haberlerde de e, Çin'de e, işte maskelerin çıkarıldığı hı hı ama yine de zorunlu olan alanların, hani sosyalleşildiği evet. evet. alanda, toplum alanında. ama görüyoruz bazı ülkeler hiç takmadılar Hı -hı. ve daha kötü sonuçlara evet. aldı yani önlem aldığınız zaman mutasyonla çok ilgilenmiyorsun da aslında o evet. yani Bakın, çünkü bu bizim işimiz değil hocamın da anlattığı gibi bizim işimiz Hı -hı. önlem almak öyle değil mi hocam? Tabii. şimdi e, veriler ancak gelecek yıla net olarak belli olur ama. Hı -hı. Ben aktif olarak hasta bakan bir göğüs hastalıkları evet. uzmanıyım ve gerçekten gördüğümüz örneğin gripin çoktan gelmiş olmasını bekliyorduk. Bu sıralar aralık sonu ve ocakta evet. grip olur Türkiye'de çok az grip hastası görüyoruz, çok az. Zatüre çok az görüyoruz. Yani bu maskeler birçok tabii virütik hastalıklar daha az görüyoruz. Maske takıp dikkat ettikçe öbür virütik hastalıklar da azalıyor. Hı hı. Şimdi Çin'de maskeler ağır ağır atılıyor dediniz. Biz de eğer toplumda insanların virüsle karşılaşma oranını yüzde yetmişlere çıkartabilirsek bu ne demek? Ya yüzde yetmiş adam hasta olacak ya da yüzde yetmiş adam aşılanacak demek. Hı hı. Bunu becerebilirsek o zaman biz de maskesiz bundan bir buçuk yıl önceki bir yıl önceki duruma dönebiliriz. Ama biraz önce söylediğiniz çok kıymetli hocam. Bu bize çok önemli, zorlayıcı oldu ama bir farkındalık getirdi evet. hayatta. Yani belki böyle elimizi hemen alıp yemek atıyorduk, bir kuru kuryemişçiye girdiğimizde bile. Ee, hiç düşünmeden onu nasıl verildiğini tabii. alındığını şimdi ben artık her şeyi sorgular oldum ama tabii ki bunun bağımlısı olmadan bunu dengeleyerek bunun bize artıları da olacaktır İ İnşallah şu zararlarını atlattıktan sonra evet. dünya toplumları artılarında konuşacaktır diye Doğru. düşünüyorum ee, bu noktada baktığınızda bu mutasyon şimdi şeyi de çok merak ediyorum yolculuklar iş seyahatleri ufak ufak evet. e, başlıyor mesela bir İtalya'daki mutasyonla Çin'deki mutasyon Güney Afrika'daki mutasyon aynı mıdır? Ee, şöyle yani şu masanın üstünde dört tane korona virüs olsa e, 3-5 gün içerisinde her biri ayrı mutasyon yapabilir çoğalırken hmm. bu mutasyonlar aynı olabilir de olmayabilir niye <laughs> çünkü olasılıkla alakalı bir şey sonuçta bir e, yazı dizisi düşünün işte dört tane harften oluşuyor e, bir sırası burada bir sırası burada bunların ikili olarak karşılıklı ve şerit olarak e, öyle yatay olarak e, o harfleri oluşturma, cümleleri e, oluşturmadaki hı hı. harflerin yer değişme olasılığı. Hı hı. Onun için birçok mutasyon hı hı. Olabilir, olabilir. Farklı mutasyonlar e, olabilir. Dediğim gibi mutasyonlar illa kötü olacak da değil. E, bir yerdeki mutasyon virüsün ortadan kalkmasına neden olabilir. Ama çok doğru söylediniz. İş seyahatleri vesaire bu başka bir şeye neden olur. Ki onu Aldığımız anlatınca, kararlar, evet. uygulamalarımız sadece Türkiye'yi değil, sadece Avrupa'yı değil, bütün dünyayı. Düşünsenize Wuhan'da hastalık muhtemel bir kişi de başladı. Ya. Ve bütün dünyaya. Yani. Bugün geçen hafta pardon hocam birinci yılıydı. Evet. tam başlayalı. Doğru. Nasıl değerlendiriyorsunuz bir doktor olarak bir yıldaki gelişimi, ilerleyişi? Vallahi birincisi ilk Çin'de bu olduğunda biz daha önce o SARS yüzünden biraz alışığız buna. Kuş gribinde de aynı şey oldu. İşte domuz gribi denildi. Evet Onda 2009'daki da aynı şey domuz oldu. gribi de çok yayıldı. Bir yerde böyle bir virüs bir şehri etkilemeye başladı mı biz hemen okumaya başlıyoruz. Hmm. Çin'de ne oluyor sonra İtalya'da ne oldu çalışmaya başlıyoruz hazırlanmak için. Hı hı. Bir defa bu bir yılda şunu bir defa biz ve dünya görmüş oldu. Hakikaten dünya hepimiz. Yani Çin'de olan bir şey ertesi gün bize de bulaşıyor. Çok hatalar yapıldı biliyorsunuz. Batı'da bazı insanlar çıktı işte bu Çin virüsüdür, Çin'de ...adamlar şunu yiyor, bunu yiyor... ...temizler, pisler... ...bir sürü çok rahatsız şeyler oldu. oldu. evet. Ne insan. oldu? Bir ay sonra artık bütün dünyada oldu. Yani aslında insan... ...oradaki insan da insan, buradaki insan da insan. Herhangi bir fark yok. Hı -hı. Bir defa bunu... ...öğrenmiş olduk. İki... ...herkes birbirine muhtaç olduğunu aslında... ...öğrendi. Yani ilk dönemde... ...Çin'in bazı ihtiyaçları vardı. Dünya oraya işte maske satayım... ...eldiven satayım falan diye telaşlanırken... Hı -hı. ...sonra kendilerine gelince bir baktılar... Mask kendi stoklarını tabii. tüketmişler. E, hepimiz, biz, bu, biz kendi ülkemizde dair evet. sorunlar e, yaşadık. E, bir defa hani bu bir yılı değerlendirirken ilk e, insan kavramının e, sınırlar ötesi bir kavram olduğunu öğrendik. Hı hı. Biz hekimler e, bilginin e, ne kadar önemli olduğunu bir kere daha öğrendik. Şimdi baktığınızda e, hekimler arasında... İşte öğretim üyeleri vardır, araştırmaya me e, çok meyilli olanlar, eğitime meyilli olanlar, alanda çalışanlar... ...bu dönemde hı hı. Türkiye'de bütün hekim arkadaşlar, yani laboratuvarda görevi olandan tutun da... ...idari görevde olanlar evet. dahil sahaya indiler. E, bir defa bunu e, görmüş olduk. E, ben hep söylüyorum, ben çok çok daha iyi koşullarda çalışıyorum ama... E, hakikaten e, bu dönemde sağlık çalışanları da çok fazla yoruldular, çok, çok fazla e, canımızı e, yitirdik, çok insanlar e, e, hasta oldular ve e, biraz daha fazla e, sağlık içinde, meslek içinde dayanışmayı bu e, bir yıl içerisinde öğrendik. E, başka bir şey daha e, toplumun sağlık okuyuculuğunun arttığını düşünüyorum ve e, inanın sevindiğim bir şey. Özellikle ilk 5-6 ay o dayanık bir dayanağı olmadan konuşulan sağlık önerileri, yaşam tarzları, diyetler, tetkikler, gıdalar onlar bunlar yok oldular. Yani gerçekten bir sağlık sorunu çıktığında gerçekten sağlık sorunuyla aslında kimin ilgilendiği ortaya çıktı. Çok netleşti. Yani bazen bana şeyi soruyorlardı arkadaşlar. Ya işte hocam şu hocayı sizi şunu çok ekranlarda göremiyoruz, diye çalışıyoruz yani hani şey yok. E, Tabi. Yani bugün e, yoğunlukta geldiniz dediniz Aa. ama ben bu sayede dinleniyorum aslında bakmayın <laughs> çünkü geçen hesapladık 70 gündür hiç ara vermeden bizim ekip pazar dahil çalışmış. Şimdi diyeceğim e, bir yıllık değerlendirmemiz e, sınırları aşan bir durum oldu insan olduğumuzu öğrendik mesleki dayanışmamız. Çok şey öğretti yani arttı. halka da öğretti. Evet. Bir laf var. Ee, hiçbir şey bundan sonra eskisi gibi olmayacak. olmayacak. Ee, umarım bu katkılar hayatımızda bir yer eder. Umarım. Ama tam da bu noktada şöyle bir sorum olacak size. Dünya Sağlık Örgütü bir açıklama yaptı ee, Çağlar Hocam. Dedi ki dünya insanı artık alışsın gelecekte pandemiler dönemi olacak. Evet. Yani hani bu şimdi çünkü SARS'ta da MERS'te de domuz gribinde de evet elbette algıladık ama burada daha bütünsel algıladık gibi geliyor. Yani evet. ticari, insani, her türlü eğitimsel, her türlü daha zorlayıcı bir algıda olduk ve Dünya Sağlık Örgütü diyor ki bundan sonra sistem böyle ilerleyecek. Sizin öngörünüz nedir? Şimdi birincisi ürktüm. Hı hı. Onu söyleyeyim çok erken saatlerde ben okudum bunu. Daha doğrusu duydum sonra döndüm kaynağında okudum. Hakikaten açıklamaya baktığınızda her yere gidebilir. Yani nereye gidebilir? Bir virüs dünyayı bu kadar etkiledi. Biz bundan kurtulduğumuzda şu anda bir başka virüs, bir başka etki, bir başka mutasyonla yani grip örneğin diyoruz o değişik bir yapıyla daha ağır seyredebilir hale gelebilir. Dünya Sağlık Örgütü'nün bu kişisel yorumumdur e, lafının arkasında aslında e, bütün insanlığa bir uyarı olduğunu da düşünüyorum. Hı hı. E, çünkü bugün bunu bir başka e, yayın organında konuşma e, şansım oldu. Soru direkt biraz öyle geldi. Hani biyolojik silahlar mı kastediyorlar diye. E, e, bu açıklamanın arkasında biyolojik silah sorusu Gelirse hakikaten insan düşünmemek istiyor ama elde değil düşünmemek böyle bir durum olabilir. Toplar, tüfekler, evet. mermiler yer değiştirdi diye. Aynen. Yani e, şu çok uzatmadan söyleyeyim. E, bundan sonra ardarda her yıl böyle bir olayın geldiğini düşünün. Hı hı. Buna ne sağlık sistemi, ne sağlık çalışanı, ne ülke ekonomileri dayanabilir? Dayanamaz yani. Olanaklı değil. O zaman buradan nereye gelelim? Araştırma etiği yani araştırma ahlakı insanlar işte genlerle oynarken virüslerle oynarken bir ahlaki örgü ve takip içerisinde bunu yapmalılar. İki bilim adamları bu konuda özgür bırakılıp Hı hı. işte o baskıyla bu baskıyla hareket etmemeli ve bilim adamının aslında bir milliyeti olmadığı bütün insanlık için çalışması hı hı. gerektiği vurgulanmalı Dünya Sağlık Örgütünün aslında dediği şey yani saatlerce konuşabileceğimiz bir şey bu pandemiler ardarda arda gelirse dünyanın başına iş açılabilir. O nedenle Önlemimizi ahlaklı alır. ve birlikte hareket etmek gerekiyor. Ben de aynı yani oradan bakmak istiyorum meseleye çünkü buradan Hı. baktığınız zaman bir fayda var. Tabii. Öbür türlü bir fayda yok. Evet. Ee, ne yapabiliriz? Daha böyle Hı. hani bizim çok güzel bir lafımız vardır Şapkayı önüne alıp düşünmek Tabii. gibi oturup düşünmemiz daha sistematik daha kolektif evet. e, prensipli bir şekilde çalışmamız gerektiği ilgili ben de aynı şeyi hissettim. Siz de çok güzel açıkladınız çok teşekkür ediyorum. Ama e, ben e, Şeyi de çok merak ediyorum. Biraz önce e, bu değişen yani mutasyona uğrayan virüsün şimdi eskiden sosyal mesafe ben ona fiziksel mesafe diyordum. Hı hı. Çünkü sosyal mesafemiz hiç ayrı, evet, olmasın evet. hiç ayrılmayalım yani sosyal olarak ama fiziksel mesafe işte e, masken, hijyen buraları ayrılmıyor. E, Aşacak diye bir şey yok değil mi biraz önce söylediğiniz gibi? Yani e, ben öğrenciler sorduğunda arkadaşlar mutasyon bu virüse kanat takmaz dedim. <laughs> yani öyle bir durum söz konusu değil. <laughs> bu çok sık ee, soruluyor çünkü evet. yani. Yani bu önlemler bakın biraz önce konuştuk ya sadece koronavirüs değil. <laughs> gribi de azalttı zatürreyi de azalttı öyle gözüküyor. Yani aslında bir yerde faydası da e, oldu. Tabii. Yani e, ben yani doğrudan uzmanlığım değil izlemedim ama muhtemelen işte elle bulaşan bulaşıcı iselleri de azaltmıştır. Muhtemelen bulaşıcı cilt mikrobik hastalıkları da azaltmıştır. Bizim ülkede çok yok olan ülkelerde bunları azalttı söylenebilir. Griple ilgili söylediğim şey bilimsel bir veridir. Hı hı. Avustralya ve Yeni Zelanda onlar gribi bizden önce yaşadıkları için bu dönemde evet. 10 kat azaldığını bildiren veriler sundular. Hı hı. O yüzden virütik hastalıklara karşı özellikle solunum yoluyla bulaşanlarda bu maske uygulaması. Ha, günün birinde maske kalkacak. Ya o zaman hani şöyle sarılıp öpüşme, çok fazla yakın temasla merhabalaşma bizim toplumda öyle bir gelenek de vardır. Yani işte 50 kişinin olduğu bir ortamda çarpın o kadar insan birbiriyle temas eder. Onları da biraz Azaltırsa gelecek için de daha iyi olabilir. Ben kendi payım hani hazır sizde böyle bu, bu kapıyı aralamışken daha doğru buluyorum. Daha şu anki yani bu kadar tabii kaygı ve korku olmadan tabii. durup dururken öpüşmeler yani bu risk olduğu artık çok net gördük. Evet. Gerçekten bunun yeri geldiğinde yapılması gerektiğini çok iyi anladık. Yani bu Hı -hı. lütfen yapılacak bir şey değilmiş kimseye Tabii sarılmak, kesinlikle. E, kimseye. Yani bu bir sevgi belirtisi de değilmiş. Tabii. Hatta tam tersi şu an seven insan korur diyorum. <laughs> Koruma belirtisi Doğru. olacak, şey <laughs> <bir> şey. <laughs> sarılmamak. Peki hocam, e, yine korona hakkında konuşmaya devam edeceğim. E, mutasyonlu virüsün vücuda bıraktığı zararlar diğerinden. Farklı mı olacak diye bir sorun var. Evet. E, ama öncesinde biraz hazır göğüs de konuşalım, göğüs açalım, Hı -hı. E, nefeslerimizi açalım. E, biraz spordan sormak istiyorum. Sonra tabii. korona ile devam edeceğiz tabii. E, sevgili seyirciler. Bu dönem bize hep şey denildi. İşte bağışıklık sistemi için e, spor yapın, iyi beslenin, iyi uyuyun. Önce sizin Hı -hı. E, tabii ki bir doktor olarak ve göğüsümüzün açıklığının bize ne fayda sağlayacağı ile ilgili bilgiler bizim için çok kıymetli tabii. olacak. Şimdi şöyle benim iki uzmanlığım var. Ben hem göğüs hastalıkları uzmanıyım hem de uyku bozuklukları ah, uzmanıyım. Çok güzel. Şimdi e, hep e, bana e, ya bunlar nasıl korunacağız dediklerinde. Evet. E, birincisi şu hani biraz önce konuştuğumuz koruma tedbirleriyle korunabilirsiniz. Ama onları yapmazsanız virüs size geldi dokunduğunda herkes hasta olmuyor. Yani evet. ciddi bir kesim bu o, virüsü orada devre dışı bırakabiliyor. Hı hı. Ya da alsa bile... Çok aşırı reaksiyon vermeden hep onu konuşuyoruz ya bu virüse karşı olan esas problem hastanın vücudun virüse verdiği aşırı cevap kontrol altında tutabiliyor. Ciddi bir kesim o. Yani yüzde seksenlerin üstünde hastalık zaten çok ağır gitmiyor. Şimdi ne yapabiliriz? Bir uykudan başlayayım o evet. en kolayı. Düzenli ve zamanında uyumak. Yani nedir? insanoğlu gece uyuyan gündüz dolaşan bir canlıdır. Bunu yapmak ve size iyi gelen sürede uyumak. Yani bu insana göre değişir. 7 ile 8 saat gibidir. Ben 6 saat uyku örneğin benim için tamam. Hmm. E başkası için 8 saat. Ben de, de 8'ciyim. Evet. Şimdi iyi ki sordunuz. Buradan nereye geleceğim? Bu evde çalışma yüzünden hastalarımızda ya. ciddi bir uyku kayması oldu. Evet. Nedir? Gece 2'de yatıyor. Çünkü diyor ki hasta bana ben diyor hocam 9'da iş başı yapıyorum. Eskiden diyor 6'da kalkar. ...altı buçukta servise binerdim diyor. E şimdi diyor e, ofisim diyor... Evim. ...salonda bilgisayarım diyor. Sekiz buçukta kalkıyorum... ...yüzümü yıkıyorum diyor. Kahvemi koyuyorum, işe başlıyorum. E şimdi bu sefer ne oldu? İki saat daha geç uyandı ya... ...iki saat geç yatıyor. Bu nerede problem oldu? Açılmaya başladığımız dönemde evde çalışmalar azalınca... ...ofiste çalışanlar... ...baya bir dağıldılar ve... ...uykunun düzenli ve kaliteli olmaması... Çok net olarak bağışıklığı bozar. Yorulduğunuz zaman uzanıp uyuduğunuzda dinleniyorsunuz ya. E bağışıklık sistemi de aynı anda dinleniyor. Ya. Kendine hücreler o zaman yeniliyor. O nedenle uyku kalitesi çok önemli. Telefonumuz bile şarja koyuyoruz hocam. Ya, elbette. Elbette değil mi? Gece modu var. Uyku modu evet. var. Hatta o modun adı o, uyku modu. Evet uyku modu. Evet. Şimdi birincisi bu. İkincisi egzersiz. Yayından önce de sizle e, konuştuk. Düzenli yürüyüşler. Solunum kaslarını güçlendirici e, egzersizler ki aslında iyi bir yürüyüş bunu sağlar. Yani kolumuz sallanıyor, omurgamız belli bir e, harekete sağlıyor. Bu yürüyüşler günde 25-30 dakikalık maskeli bile olsa açık havada yapılacak e, yürüyüşler. Ne diyorsunuz orada? Bağışık... Oraya maskeyi de soracağım. Çok güzel çünkü o da bir tartışma konusu. Maskeli spor yapmak, koşmak... Ya elbette e, solunum karşısındaki direnci arttıracağı için performansı biraz düşürecektir. Hmm. Hani keşke olanaklı olsa da. Hayır, açık havada kimse yoksa çevrenizde. E, tabii maskesiz orada yürüyebilirsiniz. Olabilir. Şimdi onu derken 16 milyon İstanbul açık hava hani herkes Belgrad ormanlarına doğru gitse bir hesaplayamadım onun için Yok çok doğru söylüyorsunuz hocam ama bazen oluyor mesela ben görüyorum ben sahil tarafında oturuyorum evet. sahil tarafında arada böyle 7-8 metrelik yürüyüş olabilir, alan, olabilir değil Olur, mi bazen ki. orada ben de maskeyle çıkıyorum ama bakıyorum çevremde kimse yok oksijenlenme ihtiyacı diyorum ama oradan birileri maskenizi takın diye bağırıyor ama ses duyulmuyor evet. bana değil ama başkalarına görüyorum hı hı. ben zaten hep ya işte, uzun mesafede ama... açık havada bulaş çok çok Düşüyor. Hmm. Şimdi bunu tabii söyleyince e, biz de öyledir ya e, işte bana gelir hastalar. E, hocam haftada bir sigara içsem bir şey olur mu? <laughs> ya şimdi haftada bir sigara içilmez yani haftada bir içersen her gün her gün günde bir pakete döner geçer gider. Hani o sınırı e, çok söyleyemiyorum ama hakikaten 4-5 metrelik bir mesafede bile hareket halinde e, çok kolay değil ama yaklaştığınızda yürürken bulaşma ihtimali otururkenden daha fazla çünkü daha fazla nefes alıp veriyorsunuz. Hı hı. O nedenle o hani yakınlaşmanın olmaması gerekir. Ee, egzersiz tarafına dönünce düzenli egzersiz yapmak bağışıklığı da güçlendirir. Yani dışarıda böyle bir olanak yoksa evde yapılacak Cam kültür açıp. fizik hareketleri evet. şimdi okullarda yaptırırlar mı bilmiyorum. Biz lisedeyken bazen sabahları bile yapardık. Öyle, de, başlardık, başlardık, öyle zaten. başlardık güne. Yani işte eller yukarıya kaldırılır falan. onlar çok güzel. Şu anda internette çok iyileri var. ben de kendi fizyoterapistlerime videolar hazırlattım sosyal medya Harik ve işte misin? video medya alanlarına koydurduk. Onlar da bağışıklığa bağışıkla destek sağlar. Hı hı. Yani e bana her zaman ne sağlar denildiğinde herkes de biliyorum şunu bekliyorlar işte şunu yiyin, bunu yemeyin, <laughs> bunu için şu vitamin ekleyin falan. Ondan önce egzersiz ve kaliteli uyku bunu sağlayacaktır. Yani bunlar bağışıklığı güçlendiren şeyler. Zaten egzersiz yorduğu için uyku otomatik olarak ya da şey yapıyor. Birbirini sarma evet, şeklinde. Yani bedene istediğini süreç içerisinde verdiğinizde uyku düzelecektir. Uyku yani bütün gün ...yataktan sağdan solaya evet. da koltukta oturan birinin akşam uykuya dalabilmesi kolay değildir. Peki yine sorular dışı gidiyorum. Faz verdiniz. e Şimdi çocuklarımız, siz göğüs hastalıkları evet. profesörüsünüz. Hı hı. Çocuklarımız şu an evde oturuyor. Yani şu an mesela onlara 1 ve 4 ver. tam da gelişim çağındalar... Evet. Koşamıyorlar, edemiyorlar yani e, bazı okullar bir ile dört arası dersi kaydırdılar ama bazıları yapmıyor yani e, eşit olmayabiliyor. Bu noktada e, ne yapmak gerekiyor çocukların ya da etkiliyor mu şu anki oturmak? E, muhtemelen etkiliyordur. Niye e, muhtemelen dedi biz e, e, işte öğretim üyelerinin öyle bir kötü tarafı vardır. Hani benim doğrudan uzmanlığım olmadığı için doğrudan kanıt sunamadan e, hmm. e, yanıt vermek istemiyorum ama etkiliyordur. Yani sonuçta Hı. ben de tıp fakültesi eğitimi aldım. Ee, diye çünkü çocukta egzersiz çok önemli. onların Göğüs işte gelişimi, nefes. Hem gelişimi, temiz hava almaları, ışık almaları bunlar çok önemli. Hı. Bakın e, bir Orta Avrupa e, yöneticisi Merkel olabilir bir lafı var. E, keşke her yeri kapatıp okulları açık tutabilseydik. diyor. ya Şimdi bu doğru. Yani hani o Merkel dedi sanıyorum. Doğru çünkü hem gelişmesi, zihinsel gelişmeleri, her şeyi bir tarafa bırakın. Bu süreç onların arkadaş bağlarını, sosyal hayat öğrenmeleri. Evet, insanın çünkü zekasını geliştiren şeylerden birisi bu. Ondan uzak tutuyor. O yüzden ki bu işi kolay atlatabilmek, çabuk atlatabilmek için e, sağlık otoritelerinin dediğine uyup bir an önce buradan kurtulmamız Bir an önce evet aşılandıktan sonra evet. inşallah bütün dünya e, insanları bir an önce bu işi gerçekten dikkat edip kurtulmamız e, en büyük ödül olacak. Evet. Yani şu an ödülü hayatın Doğru. hediyesi bu olacak diye düşünüyorum. Peki biraz önceki soruma tekrar döneceğim. Korona, mutasyona uğrayan koronavirüsün vücutta bıraktığı e, ahrazlar ya da vücutta evet. bıraktığı etkiler aynı mı? Şimdi şöyle e, henüz daha ağır hastalık yaptığı gösterilemedi. Hmm. O zaman buradan bir çıkarımla daha ağır olmayacağını net olarak söyleyebiliriz. Yani buradaki çıkarımla. Hmm. Ne olabilir? Eğer mutasyon şu anda bu hastalıktaki en ciddi problem vücudumuzun virüse verdiği aşırı cevap. Hmm. O nedenle dikkat edin çevrenize de bakın. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün hiçbir şey olmayan insanlar. Bazen biz kanda bozukluk görüyoruz. Ya yatmanız lazım. Yatarak takip. Ben çok iyiyim hocam diyor. Ertesi sabah iyi ki beni hastanede tutmuşsunuz. Bugün nefes alamıyorum. Yani beşinci günden sonra başlayan, onuncu bazen on dördüncü güne kadar gidebilen kötüleşmeler olabiliyor. Hı. Genelde beşinde onuncu gün işin rengi belli oluyor. Şimdi bu neden bizim virüse verdiğimiz cevaptan oluyor bu. Eğer... Bu cevabı daha şiddetlendirecek ya da hücre içinde daha hızlı çoğalmayı sağlayacak bir mutasyon olursa, hı hı. o zaman hastalık daha şiddetli olabilir. Hı. Ancak bu henüz gösterilmiş değil. Paniklemenize gerek yok. O bizim elimizde diyorsunuz. Ee, Önemli olan... Geçen öyle bir espri yaptım. Paniğe kapılması e, gerekte, gereken noktada merak etmeyin. Ben dahil doktorlar çıkar. Paniğe elbette. <laughs> paniğe kaptırırlar herkesi. Elbette. Çırar. Elbette. Elbette. Ee çok doğru söylüyorsunuz. Bizler çok kaygılanmaya alıştık artık, Hı -hı. korkmaya. O, o da alışkanlık oldu hocam. Kaygılanmasanız ne rahatsın diyorlar. Kaygılansanız padik olmayın. İnşallah bizler de buradan çıktıktan sonra kendi duygularımızı bulacağız. Peki bir de şöyle bir e, kafa karışıklığımız var. Konuşurken mesela koronavirüsü geçirmiş birisi için "Oh artık sen rahatsın. Hı -hı. Rahat rahat dolaşabilirsin." Evet. diyoruz. İkinci vaka yok diyorlar. bazıları olur evet. mu çok vaka var diyorlar. Hı. Nedir hocam buranın netliği? Şöyle e, baktığımızda ilk başta öyle diyorduk birkaç ay önce e, teorik olarak, kuramsal olarak ikinci vaka olabilir. E, sayı olarak ama denildiği gibi değil. Yani 80 milyonu yakın insan hasta oldu, 70-80 milyon bunun çok çok azı. Yani binde birinin altında ikinci kere tekrarlamalar görüldü. Yeniden hasta olmalar görüldü. Birincisi e, bu virüs hastalandırdığı zaman nüfusun ciddi bir kısmındaki yüzde doksanın üstünde işte önce 3 ay diyorduk. Herkes diyor ki niye arttırıyorsunuz? Ya e, hastalık işte üç aylıkken 3 ay bu antikorların yani hastalıkta hı hı. hastalığa karşı vücudun ürettiği sıvı savunma sistemi Özellikle bunu Hı -hı. söylüyorum hücreselden bahsedeceğim Gerçekten sonra. Tamam. Sıvı savunma sisteminin önce 3 ay denildi sonra 6 ay denildi. Geçen hafta küçük küçük çalışmalar çıktı. Ya yok bu 9-10 aya kadar koruyor gibi gözüküyor bu sıvısal e, savunma sistemi denildi. Antikor deniliyor e, bunlara. E, koruduğunu biliyoruz. Ama bir kesimde de 2. 3. aydan sonra antikorlar sıfırlıyor. Hı -hı. Bir kesimde hiç oluşmuyor. ...şimdi bunlarda korunma ihtimalinin düşük olduğunu söyleyebiliriz. Hmm. Ancak benim de çok umut bağladığım ve belki de bu işten bizim kolay çıkmamızı sağlayacak bir başka şey var. O da hücresel, T hücreleri üstünden olan bir sistemimiz daha var bizim. Hı hı. Bu sistemde bellek hücreleri var. Bunlarda bağışıklık belleği var. Bunlar bu virüsü gördüklerinde tanıyor tanıyorlar. Hmm. Ortalıkta antikor kalmamışsa bile hemen devreye girip antikor üreten hücreleri bir taraftan uyarıp hmm. ya da bunları gidip doğrudan ortadan kaldıracak hücreleri uyarıp virüsü ortadan kaldırabiliyorlar. Bu tarafla ilgili araştırmalar iyi gidiyor. Hücresel bağışıklığın da oluştuğunu anlıyoruz yavaş yavaş. Hmm. Bu olursa o zaman hep de insanları korkutmayalım. Belki bir kere aşılamayla bile bu işten e, kurtulabiliriz. Ama. ama dediğim gibi yani e, bilim bunu test etmeyi ve izlemeyi gerektirir. Elbette, elbette. Yani ama... özetle hastalığı geçirenler bir daha geçirebilirler. Onun için öyle ben hani maske takmayayım falan gibi bir şeyler değil. Başka bir şey daha bilmiyoruz. Bulaştırıcı olabilirler. Bulaştırıcı olabilirler. Yani bugün örneğin aşı da soruyorlar. Aşı yaptıran bulaşıcılığı e, devam ediyor mu? Yani şu andaki veriye göre ediyor gibi duruyor. Ama izlememiz lazım ne olduğunu. Hmm. Çok erken. Daha birinci yılına, tanının birinci yılına geldik. Tedavi uygulamaları 7-8 aydır. Aşı da 6 aylık. 6 aylık. E, o zaman biraz daha korkuyla devam edelim mi? Korkulu sorularla hocam. Şunu Dikkat sormak de. istiyorum. <laughs> Şimdi inşallah aşılar gelecek. E, aşılanmalar yapılacak. Ama mutasyona, e, mutasyona uğramış koronavirüse karşı da koruyuculuğu olacak mı bu aşının? Şimdi e, bu arada aşılar geldi de gelecek dedim hani şey e, olarak aşılar e, uygulamalar başlayacak Uygulamalar anladım. başlayacak. Çünkü evet yani aşıların aşılar gelmesinden ziyade nasıl uygulanacak bunun planı e, bu bakanlıktan o açıklamayı bekliyoruz Hı -hı. ama bildiğimiz e, daha çok hasta oldukları, daha çok temas ettikleri için sağlık çalışanlarından başlayan evet. risk grupları, öğretmenler böyle bir sırayla evet. gidecek gibi gözüküyor. Şimdi eee bu soru olduğu zaman aşı tiplerine biraz girmek gerekiyor Lütfen. izninizle. Şimdi inaktif aşılar bildiğiniz virüsün yani Hı -hı. bu hastalığı yapan koronavirüsün biyoreaktör denilen ben iyice basitleştireyim yani akılda kalsın diye söylüyorum yüksek ısıya maruz bırakılarak Hı -hı. yani ister siz deyin kazan ister düdüklü dü dü tencere kapalı bir yerde buna maruz tutularak inaktif ediliyor. Yani hastalandırma özelliği ortadan kaldırılır. Kaldırılıyor. Bu öyle anmak doğru değil. Hani çin aşısı deniliyor ama hayır. Yani Türkiye'de de şu anda inaktif aşı e, birkaç aya şey yapılabilir. E, kullanılabilir hale gelebilir. Yine Ruslar bunu yaptı gelebilir. Almanya inaktif aşı başka bir enstitüsünde yaptırıyor. O olabilir. İnaktif aşı. Çin aşısı dediğimiz aşı. Ve Türkiye'ye gelen uygulanacak, ilk uygulanacak da o gözüküyor. Bu aşı virüsü, ölü kısmını diyelim inaktif virüsü bize veriyor. Bunun içerisinde virüsün birden fazla özelliği olduğu için bizim bağışıklık sistemimiz bu virüsün birden fazla özelliğini tanıyor olacak. Ve virüs geldiğinde hemen gelin o virüs bize öğretilen virüs geldi deyip saldırıp yok edecekler. İnaktif sistem... En basit Aslında böyle yıllardır çıkmışım. bütün aşılarda yapılan sistem evet, değil mi bu yani hocam? Evet yani annemizin, teyzemizin aşısı. Aşısı bu evet. Bu aşı o. Ee, bakmayın e, klasik e, tıp tarafı daha ağırlıklı birçok hekim de bunu tercih edecektir. Hı -hı. Yani bana soruyorlar siz hangisini yaptıracaksınız? Ben hastalık geçirdim. Beni muhtemelen kuyruğun arkasına atarlar ama bunu yaptırır. E, bütün hekimlerimiz aynı şeyi evet. söylüyor bu arada. Şimdi ha bunu deyince... Öbür aşılar da tehlikeli. Yok bize enjekte edecekler, anten olacağız. İşte Bill Gates bize emir i̇şte verecek, evet, hep beraber diyorlar. denize atlayacağız falan böyle bir şey olanaklı değil. En azından hani bize getirilen, gösterilen aşıda böyle bir şey yok. Hmm. Bunlar mRNA aşıları. Biraz önce e, bu virüs RNA virüsü DNA. dedim ya. Evet. Virüsler çalışırken bazı malzemelere ihtiyaçları var kendilerinin yaşaması için. Hmm. Yani virüs çoğalırken bu dış tarafındaki dikenleri oluşturmak için bir kalıbı var. Hmm. O kalıp gidip insan e, virüs, insan hücresinin içine giriyor. Çünkü bu virüs kendisi hiçbir şey yapamaz. İnsan, yaşamda kalmaya çalışıyor. Yani, tabii yaşamda kalmak için insanın malzemelerini kullanıyor. Hmm. Biz çünkü o dikendi, e, virüsün ihtiyacı olan malzemeyi bizim hücremiz üretebiliyor. Hmm. Bizim hücremize giriyor, kendi genetik yapısını... Bizim hücremize çalıştırtıp bunları üretiyor. Ve o dikenler oluşuyor. Sonra da yeni bir virüs oluşuyor. O da gidiyor başkasına Başka. bulaşıyor. Şimdi mRNA virüsün tümü değil sadece bu dikenini oluşturan parçasını Evet Uğur Hoca Almanya'da üretti. Ürettikten sonra bunu çoğalttı. Çoğaltınca da aşıyı aşı da bu işte tarif ettiğimiz şey. O mRNA'yı veriyorlar, o da insan hücresinin içine giriyor. Bu dikenlerden üretiyor sadece, virüsten değil, sadece dikenlerden üretiyor. Dikeni görünce insan bağışıklığı, şey, bağışıklık hücreleri tanıyor. Diğerinde tüm virüsün parçaları burada da bu dikenin parçaları Diken, var. Tanıyor. İşte modern aşısı denilen Amerikan hükümetinin aşısı o da aynı şeyi yapıyor. Hı. Bir üçüncü grup aşı da var, o Türkiye'ye gelmeyecek gibi duruyor. İngilizlerin aşısı, Oxford'un aşısı denilen, o da e, bir başka e, şempanze adenovirüsü dediğimiz bir virüse bu virüsün bir parçası takılarak işte hmm. trubatı gibi düşünün. Tam öyle değil ama kolay olsun diye söyledim. Bir de öyle bir aşı var. Şimdi mRNA aşıları hakikaten teknolojik olarak yeni. Ne oluyor, ne bitiyor? Bunların sonuçları açıklandı. Ciddi yan etkiler yok gözüküyor. Ama ya zaten bize biraz geç gelecek onlar öyle gözüküyor. Hı hı. Bu süreç süreçte de biz hekimler ne oluyor, ne bitiyor izliyoruz aşılarla ilgili. Hı. Ama mRNA aşıları da Almanya'da, Amerika'da ve İngiltere'de uygulanmaya başladı. Mutasyon bunlara ne yapacak? Ne yapacak? Mutasyon inaktif aşılara görünen o ki çok etkilemeyecek. Hı. Ama bu spike dediğimiz o diken, diken, o da böyle tek bir diken değil çok karışık bir yapısı var. Onun 3-4 yerini birden etkileyecek mutasyon üst üste eklenirse o zaman o zaman problem olabileceği düşünülüyor. Uğur Hoca bir açıklama yaptı birkaç gün önce. Hı hı. Öyle bir şey olursa 4-5 haftaya modelini aşının değiştirebilecek altyapıya sahibiz diye. Ya bu da önemli bir şey. O da önemli bu da çok bir önemli şey. 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 Ee, ama tabi izlemek gerekiyor ne olacak. E şeyde de öyledir ya grip aşısı her sene olur eski aşı tabii. derler e, ama en azından Geçirsen bile hafif geçirmeni sağlar. Öyle. Grip de biraz farklı. Grip'in mutasyonları biraz daha böyle pat daha diye olup bayağı şekli değiştirecek mutasyonlar oluyor orada. Bu o kadar değil. E, zamanımız var yani en azından. E, o, bu iyi de hocam. Bizim aslında hep şöyle şeyler de diyoruz. Onu da size hazır. Çünkü e, konunun da içindesiniz ve yıllardır e, grip hastaları, göğüs hastalıkları birçok e, hastayla da e, konuşuyorsunuz. Hep şey diyorlar. Aslında dünyada Gripten her sene çok kişi ölüyordu. Ee, bu koronadan ölenlerin sayısı da aslında diye böyle açıklamalar var yani grip grip de bu kadardı. Var mıydı gerçekten bu kadar? Gripte vardı da bu kadar değildi. yani. Değildi. Şimdi şu anda şöyle bir durum var. Rakamlar her geçen gün azalıyor. Nedenini anlatacağım niye Hı -hı. azaldığının yüzde rakamlarla ölümü söylüyoruz. Hı -hı. Gripte e, yılına göre değişmekle beraber binde ve on binde rakamları var. Ya Bayağı fark yani var. Arada katlarca, katlarca fark, var. fark var. Şimdi ilk başta koronavirüsten ölüm oranlarının fazla gelme nedeni aslında çok net. Çin'de hastalığın çıktı anlaşıldığında bunu test edebilecek olanaklar çok yoktu. Hmm. O zaman yayılma. nefesi daralan ateşi olan hastaneye gelenlere bakıldı. O zaman ne oldu? Bunlar zaten orta ağır hastalar. Bunların arasında ölüm oranı çok çıktı. Test olanakları arttıkça daha hafif hastalara bakılır oldu. Ölüm oranları düştü. Sonra derdi olmayıp yakalananlar oldu. Nedir? İşte hiçbir derdi yok. Futbolcu bakıyorsunuz. Voleybolcu bakıyorsunuz. Ya da ya. adam İtalya'ya seyahat etti. Bakıldı. Ee, İtalyanlar bir araştırma yaptı. Ta şeyde, Nisan'da bir şehirde herkese baktılar onlar. Derdi olan olmayan. Bir Hastaya karşı 6 tane derdi olmayan korona pozitif buldular. Ya. Yani buradan yola çıktığınızda şu anda konuştuğumuz ağır hasta oranları, vefat oranlarını biz şu anda konuştuklarımız hakikaten klinik olarak derdi olan yani derdi olan, öksüren, tıksıran, ateşi olan, nefes darlığı olanlar arasındaki oranlar. Bunları 6'ya bu çalışmaya göre 6'ya bölmeniz hı hı. gerekir. Ee, öyle olunca da görünen o ki biz bu fırtına'nın sonunu yüzde birlerin altında ölüme neden olan bir hastalık olarak anacağız gibi duruyor. İnşallah. Ama hiçbir zaman grip gibi olacağını düşünmüyoruz Düşün. çünkü burada gribe karşı insanın verdiği reaksiyon bu kadar sert değil. Ama şunu unutmayın 1912'de de gripten, ya, gripten. milyonlar öldü. İspanyol gribi değil evet. mi hocam? İspanyol gribi. Oradan kurtaranların genleri olduğu için dünyada hmm. <laughs> o grip çok bir şey yapmıyor. Hocam bir reklam aram var. Devam evet. edeceğim izninizle. Evet hocam yayınımız yavaş yavaş bitiyor. Son olarak ne söylemek istersiniz bizlere? Şimdi her şeyden önce e, dünya e, bir yıldır sıkıldı. Ama buradan çıkılacak. Çünkü bakın 6 ayda aşı üretebildik. Ya. Bugün insanlar mutasyondan korkuyorlar. 6 ayda hiç bilinmez bir şeyin aşısını üreten bu sistem mutasyona karşı da çok hızlı aksiyon alacaktır. Bunun için dünyanın e, bilim adamları altyapısı uygun. Sadece bu ekiplere Zaman kazandırmak ve bu olaydan olabildiğince kolay kurtulmak için yapmamız gereken Türkiye'de de konuştuğumuz işte maske hijyen, e, kuralları. hijyen kurallarına uyarak zaman kazanacağız. Bunu yaptığımız zaman da daha iyi bir yaz bizi bekliyor diye düşünüyorum. Çok teşekkür evet. ediyoruz hem verdiğiniz hizmetler için hem bugün bu güzel bilgiler için İyi ki varsınız. Sağ olun. Sağlık Sağ sizle olsun, dolayısıyla da bizle olsun Sağ olun, hocam. çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Efendim bugün çok e, değerli bir konuyu, çok değerli bir hocamızla konuştuk. Çok şey öğrendik. Bilmek aydınlatıyormuş, biz bilmediğimizden korkuyoruz. Bugün hocamız sayesinde bildik. E, bence yolu e, daha dikkatli, daha e, e, iyi bir şekilde e, düşünüp e, varacağımızı düşünüyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.